Değerli milletvekilleri, TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerini 2 gün önce açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %12,98, yani yuvarlak %13'e çıkmış durumda. ÜFE'de ise %17,30'dur. Bu rakamlar Aralık 2003 yılından bugüne kadar olan son 14 yılın en yüksek rakamlarıdır. Enflasyondaki asıl artışın sebepleri giyim, gıda, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışlardır. Bakın tüp, mutfaklarda en fazla kullanılan tüp 100 liraya çıkmış. Son bir yılda kuru fasulye %21 artmış. Nohut %30 artmış. Pirinç %20, patates %49, soğan %20, limon %26, yumurta %20, süt %14, tereyağı %38 artmış. Gıda fiyatlarına yapılan bu zamlar dar gelirliye yapılan zammın neredeyse 3 katını bulmuş. Enflasyon %13 artmış ama dar gelirlinin, yani işçinin, emeklinin, memurun maaşı %7,9 artmış. Dışarıdan buğday alıyoruz, nohut alıyoruz, pirinç alıyoruz, arpa alıyoruz, saman dahi dışarıdan ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu kötü tablonun sebebi hükümetinizin yanlış politikalarıdır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu dün bir açıklama yaptı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1857 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 7155 lira. Bugün asgari ücret 1404 lira ve bugün asgari ücrette 4 kişilik bir aile her gün 2 simit ve çay yese, her öğün yese bu parayı karşılamıyor. Bakın, o derecede maaşlarda bir erime söz konusu. Şimdi 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren, 6 milyon çalışanı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücreti konuşacağız. Bize göre bu asgari ücretinde en az net 2000 lira olması gerekir diye düşünüyoruz.